Euzu billahi minish-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet arkadaşlar. mızraklı dersimizde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde oruç konularına girmiş idik. gördüğümüz derslerde işte oruzun farz olmasının delilini konuştuk orucun farzının üçte işte üç olduğunu niyet etmek, işte evvel ve ahir vaktini bilmek. Tabi bunun ne olduğunu e, izah ettik. İşte şafak, imsakla itibaren güneş batana kadar bir şey, yani imsak doğduktan güneş batana kadar bir şey yiyip içmemek. Bu konuları konuştuk. E, kimlere oruç farz olduğunu konuştuk. İşte Müslümandır dedik. Bülü ermeli. Akıllı olmalı. Sağlıklı olmalı. Bunun dışında mukim olmalı. E, i̇şte seferi olmamalı. Hayız olmamalı, nifas olmamalı gibi bir takım şartlar ve bu şartların detay meselelerini konuştuk. En son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar orucu bozanları konuştuk. İşte dedik ki bir şeyin orucu bozması için işte yemek, içmek gibi eylemlerden ve artı cinsel ilişkiden uzak durması gerektiğini ifade ettik. Yemek meselesinde ağız ve burun meselesini özellikle vurguladık işte mak'at bölgesinden aynı şekilde yine vücuda bir şey enjekte edilirse işte hani bugün e, bazı tedavilerde kullanılıyor işte yok fitilidir işte yok başka şeyleridir bunların yine orucu bozabileceğini ifade etmiştik arkadaşlar e, bunun yanında e, vücuda bir şey enjekte edilip edilmeme meselesinde yani iğne gibi konularda İmam-ı Azam'la i̇mam farkını kısaca izah etmeye çalıştık işte kula, kulağa vücuttan işte bir yani kulağa yağ damlatılsa orucun bozulacağını ifade ettik. Ee, yani orucu bozmakta itibara olan yani dikkate alınan bir şeyin vücuda girmesidir arkadaşlar. Abdestte ise bir şeyin vücuttan çıkmasıdır. Genel kural. Oruç mu bozulacak? Vücuda ne girdi? Ona bakılır. İşte o, abdest mi meselesi bozulacak? O zaman vücuttan ne çıktı? Bu konulara bakılır arkadaşlar. Bunun yanında oruç meselesiyle alakalı ee, i̇şte cinsel ilişki ilişkide aynı şekilde orucu bozacağını Hakikaten yani bu fiziksel gerçekten birliktelik ve hatta e, bunun yanında e, fiziksel birliktelik olmasa da Orgazm olmak, işte ihtilam, rüyalanmak meselelerini konuştuk Veya kasıtlı bir kimse yaparsa yine orucu bozulur Ancak kefaret değil kaza gerekeceğini arkadaşlar e, anlatmaya çalıştık Geçen derslerimizde Eğer e, unuttuklarımız olursa Tabi siz sorarsınız arkadaşlar bunları bize ulaştırır bir sonraki dersimizde de biz izah etme gayreti içerisinde oluruz. Bugünkü dersimize gelelim arkadaşlar. Bugün de e, şeri şerif evet şunu anladık. Hocam oruç farzdır. Kabul ettik çünkü ayeti celleyi de konuştuk. Kimlere farz olduğunu da konuştuk. Oruç nasıl başlar? İşte imsaklı akşam e, güneş batana kadar bunu da öğrendim. Oruçluyken ne yapmalıyım? İşte yemek, içmek, cinsel ilişki bir şeylerden uzak durmalıyım. Bunu da anladım. İşte kusmak meselelerini konuştuk. İşte kusmukta dedik ki İmam Ebu Yusuf ağız dolu olup olmamaya İmam Muhammed ise e, bir şeyin kas şey, kasıtlı e, çıkıp çıkmamaya bakıyor. Yani bir şeyin vücuda girmesi. Onun zımnında da işte kasıtlı kursa, kasıtsız kursa detayı var. O konuları konuştuk. Bunun yanında arkadaşlar Bunlar hakikaten orucu bozanlar. E bir de manen sevabını noksal, noksa, noksanlaştıranları da öğrendik hocam. İşte gıybet etmek her ne kadar orucu bozmasa da sevabımı eksiltir. Yalan söylemek, küfür etmek, oruçlu iken Allah korusun çeşitli günahlara düçar olmak. Yani bunlar her ne kadar orucumuzu bozmaz. Yani oruç borcumuz yerine getirilmiş olsa da e, sevap bakımından bir noksanlaştırmaktır. Bunların detaylarını konuştuk arkadaşlar. Çünkü şunu asla unutmayın. Oruç sadece insanlara yani Müslümanlara yemek ve içmekten aç kalmayı değil. Nasıl ki yemek ve içmekten yani canımızın istediği gıdadan işte ne bileyim başka şeylerden kendimizi uzaklaştırıyor isek aynı şekilde nefsimizin istemiş olduğu diğer günahlardan da sakındırmalıyız. Hakiki manada bir orucun kemalatına ancak böyle ulaşabiliriz ki bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte mesela gıybetle alakalı o meseleyi konuştuk. Kim gıybet ederse orucu bozulmuştur. Ne demek? Fiziksel bozulma, hakiki bozulma mı yoksa sevap noksanlığı mı? Bunların detaylarını arkadaşlar önceki derslerimizde ifade etmeye çalıştık. Mızraklı ekseninde kalarak çok detaya girmeyerek. Mümkün mertebe aslında bu konuştuklarımda arkadaşlar belki de her bir maddesi saatlerce konuşabileceğimiz saatlerce tefri meseleleri de ihtiva eden e, bir takım kategorisi söz konusu ama biz dediğimiz gibi çok e, malumata veya detaya boğmak istemiyorum. Mümkün mertebe bu kadarla ihtifa etmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz Ve dahi yedi nefer kimse orucu şer'en yer. Bu konudayız arkadaşlar. Yani bugün şunu anlatacağız. Hocam. Tüm bunları öğrendikten sonra şeri şerif bir takım kimselere oruç yeme ruhsatı tanımış. İşte o inküntüm merva ve ala seferin fa bin min eyyamin uhar. Hastaysanız, seferdeyseniz sonradan tutabilirsiniz. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Hamile bir kadın, emziren veya çocuklu bir kadın işte e, belirli durumlarda onun orucu yemesini istemiş. Mesela bu tür detaylar var. Veya hayızlı bir kadın oruç tutacak mı? Bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Yani Ramazan ayındayız. Ramazan'ın farziyetiyle alakalı vesaire tüm meseleleri öğrendik. Şimdi bir takım kimselere şerif şerif ruhsat tanıyor. Kim bunlar? Yani ben o kategoriye girebilir miyim? Veya benim şöyle bir sorunum var. Ben bu kategoriye dahil olabilir miyim? İşte bir işte çalışıyorum yoruluyorum. Ben direkt orucu tutmayabilir miyim? Biliyorsunuz şu anda uzun günlerde, tabii günler kısalmaya başladı bu bağlamda ama uzun günlerde oruç tutuyoruz. Tuttuğumuz için insanlardan şöyle soru bize çok geliyor şahsen fetvada. Hocam hava evet çok sıcak, işte çok susuyorum. Dolayısıyla ben sonradan tutabilir miyim? Veya işte bir işte çalışıyorum, sonradan tutabilir miyim? Acaba bunlar olacak mı? Bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi... Ve ki yedi nefer kimse orucu şer'an yer. Yedi grup insan vardır ki şeri Şerif bunları orucu yeme hususunda yani Ramazan ayında oruç tutmama hususunda ruhsatlanmıştır. Ve arkadaşlar şunu burada üstünü çizerek söylüyorum. Artık üstünü, altını, sağını, solunu, kalın harfi nasıl düşünürseniz düşünün. Şeri şerif bir insana oruç tutmama ruhsatı vermesi veya bir insanın günah yani günahına razı olarak tutmama tercihi onun İnsanların önünde yemek yemesini iktiza etmez. Oruç tutmayabilirsiniz. Ger gerçekten bir mazeretiniz vardır veya yoktur. Ama ne olursa olsun insanların oruç tutmasına saygı göstermek zorundasınız. Oruç tutu tutamadığınız gibi, tutmadığınız gibi diğer insanlara tutmadığınızı göstermeyiniz. Ne bileyim Ramazan içerisinde bazı insanlar diyelim ki çok rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Bu hem oruç tutmama günahı hem o oruca saygı göstermemenin vebalini görecektir ahirette. Çünkü Ramazan'da oruç tutma farz olduğu gibi hürmetine riayet de şarttır. O yüzden bu konulara lütfen dikkat ediniz. Evvelki hasta. Ne dedi? 7 sınıf insan Ramazan'da orucu şer'an yiyebilir. Birincisi hasta. Evet arkadaşlar. Şerif şerif hasta olan insanlara oruç tutma orusa tutarmış. Peki hocam hasta mı? Ne yani şimdi bu hastalıktan kastedilen ne? Mesela ben koronayım şu an. Tutmayabilir miyim? Veya ufak bir başım ağrıyor tutmayabilir miyim? Ufak bir dişim ağrıyor tutmayabilir miyim? Veya kendimi böyle çok kötü hissediyorum tutmayabilir miyim? Veya hocam pandemideyiz koronaya yakalanabilirim tutmayabilir miyim? Birçok bunları çoğaltabiliriz. Kuralı veriyorum arkadaşlar. Bir, şu an siz oruç tutmanız halinde mevcut bir hastalığınız var ve bu hastalık ziyadeleşip sizi kötü edecekse bu kötülükten ne bileyim ölmek vücudun telefi gibi anlaşılmasın size bir elem, eziyet verecekse, artı iyileşmenizi geciktirecekse, bu tür noktalarda yani ihtimale binaen değil, gerçekten mütehakkak olan bir hastalığınız var ve oruçlu olmanız bu hastalığı artıracak veya işte e, diyelim ki oruçlu olmanız bu hastalığın geç iyileşmesine neden olacak. Mesela korona bir kimsenin oruç tutması o kimsenin hem hayati riskini doğurur hem geç iyileşmesine çünkü sürekli takviye vitamin almak zorundadır. O yüzden biz korona olan insanlara diyoruz ki orucunuzu sonradan tutabilirsiniz. Ha hocam ben çok rahat atlatıyorum. Hakikaten hiçbir etki hissetmiyorum. Ben, bu kişi doktorlarla istişare ekseninde yine kendini hissediyorsa elbette tutabilir. Yani iyi hissediyorsa tutmalıdır. Belki bunu da diyebiliriz. Ama Kesin bir hastalığın var, duramıyorsun. Ne bileyim ateşin aşırı derecede var. Veya bazı insanlar vardır, diyelim ki migren. Ha hocam ben migren olacağımı hissediyorum. Değil. Tut orucunu, başını ağrırsa o zaman bozarsın. Şerif şerif sana başta tutmama ruhsatını verdiği gibi hastalıkta, hasta olunca bozma ruhsatını da tanıyor. O yüzden migrenin var. Diyelim ki hakikaten migren insanı çok e, hani zorluyor. Migrenin var, başlamayabilirsin. Ha hocam migrene tekrar nüksedebilir. İhtimale bina olmaz arkadaşlar. Sen başla. Baktın ki hissediyorsun zaten kişi kendi durumunu bilir o zaman ayrı o zaman bozabilirsin. O zaman günü gününe kaza tutman gerekecektir arkadaşlar. Bunlar. Ee, bunun dışında mesela hasta derken e, işte kendimi halsiz hissediyorum hani olağan değil. Gerçekten tabi burada da karar verecek kişi doktordur arkadaşlar. Doktor senin oruç tutman sana zararlıdır. Mesela bazı böbrek hastaları var. Doktor diyor ki susuz kalmaman lazım yoksa böbreğini kaybedersin. Bu adam tutmayacak veya şeker hastası var sürekli yemesi gerekecek aralıklı bu adam tutmayacak veya e, bunun dışında arkadaşlar aklınıza ne kadar gelirse ha hocam benim kolum kırıldı ben oruç tutmayabilir miyim kol kırılmasının oruçla alakası yok arkadaşlar yani kolun kırık olması seni etkilen bir şey değil ki hareketi sağına e, 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 yavaşlatıyor hatta bu sana takviye bile olur niye çok hareket edemezsin çok yorulamazsın enerji sarf edemezsin çok susamazsın dolayısıyla her hastalık oruç bozma veya tutmama ruhsatını tanımaz. Sana zarar verecek, hastalığını ziyade edecek, bir uzvuna, bir işte ne bileyim organına zarar verecek şekilde bir durum olursa bu durumda tutmayabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi misafir. Misafir olan bir kimse de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Oruç tutmama ruhsatı vardır. Şerif Şerif diyor ki bir insan yolculuğa çıkacaksa oruç tutmayabilir. Ama nasıl? Bakın burada da çok ihmal edilen noktalar var imsaktan önce yolculuğa çıkacaksanız böyledir. Bir, imsaktan önce yolculuğa çıkacaksın. İki, gideceğin mesafe seferi bir mesafe olacak. Yani 90-100 kilometrenin ötesinde bir yer olacak. Evin finalarından, bulunduğun yerden değil. Evin finalarından o şehrin girişine kadar 90 kilometrenin üzerinde bir yolculuk olacak. Yani bu şekilde olan bir seferilik nedir arkadaşlar? Size oruç tutmama ruhsatını tanıyacaktır. Mesela Ramazan'dasınız. İşte bir yolcuya çıkacaksınız ama diyelim ki saat 10'da uçağınız saat 10'da oruç tutmak zorundasınız. Neden? E çünkü sen imsak vaktinde mukimsin, Yani farz olan oruçla muhatapsın. O yüzden sen 10'da gitsen de o gün oruç tutmak zorundasın. İyi hocam çıkayım yolculukta bozayım. Hayır arkadaşlar mecbur olmadıkça artık buradan sonra bozulmayacaktır. Eğer ruhsattan faydalanmak istiyorsanız dediğim gibi imsaktan önce yolculukta olmak olmanız gerekecektir. Eğer imsak vaktinde şehrinizdeyseniz her türlü oruç tutmanız gerekecektir. Bu konuda bir takım farklı ihtilaflar var ama e, kabul edilen kahir eksiliyetinde fetva vermiş olduğu görüş ulemamızdan Budur arkadaşlar. İmsaktan sonraya kalan bir kimse her türlü nedir? Oruç tutacaktır. Ve şunu da bilin. Mutlak sefere çıkmanız orucu da bozmanızı iktiza etmez. Evet saat 12'de sefere çıktınız. Tamam ben seferdeyim artık bozabilirim. Değil. Mekruhtur. Ha bozarsan kefaret değildir sadece. Nedir? Kazadır seferdeyken bozduğun için. Ama eğer siz oruca başladıysanız direkt sefere çıktınız diye bozma ruhsatınız oluşmaz. Ha hastalarsınız. Yol tutar. Çok sıkıntı olur. O ayrı. Zaten o zaman bozmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır arkadaşlar. Ha hocam. Peki şu sorulabilir, peki misafir olan bir kimse oruçlu tutmamız mı daha iyi tutmamamız mı? Tabii ki tutmanızı ben tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim mezhebimizde kabul edilen o entasumu mu lekum. oruç tutmanızın daha hayırlı olmasıdır arkadaşlar. O yüzden tutmama ruhsatınız vardır ama tutmanız daha farklıdır, faydalıdır, daha faziletlidir. Bu konuda diğer mezheplerle bizim aramızda ihtilaf var arkadaşlar. Kimin diğerleri tutmamak daha faziletlidir der ama bizim hanifilerde orucun tutulması ...seferdeyken orucun tutulması daha faziletli olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Ve şunu da ifade edeyim burada, bunu bize gelen sorular üzerinden ben e, cevap vereyim. İnsanlar bazen oruç tutmamak için uzun dönemlerde kasıtlı bir tatile çıkıyorlar. Gidiyorlar diyorlar ki hocam 10 gün tatil yapacağım. 2 hafta değil, kim olsa şimdi orada da vacip 15 gün kalsa. 10 günlük bir tatile çıkıyorlar. Niye? Sıcakta oruç tutmamak için... Evet ruhsattan faydalanır mı? Faydalanır. Niyeti böyle de olsa faydalanır. Veya bir masiyet seferine çıksa da faydalanır. Ama arkadaşlar tabii ki bu İslam'ın ruhunu yakalayamamanın da bir göstergesidir. Çünkü ibadetten kaçmak değil, ibadete koşmak bizim için bir gerekliliktir. Sahabe-i kiram arkadaşlar para biriktirilmiş zekat vermek için, yemeklerinden keserlermiş, çocuklarının nafakalarından azaltırlarmış. Niye? para toplayalım da biz de kurban, biz de zekat ibadetini yapalım diye. Ama maalesef günümüz Müslümanları olarak bizler ibadetten nasıl kaçarız diye koşuyoruz. Bu doğru bir ahlak değildir arkadaşlar. Elbette ruhsattan faydalıdır ama bunu da bilin. Bir hasta dedik hasta bu şekilde faydalanabilir. İkincisi sefere çıkan evet seferde de faydalanabilir ve bu şartla faydalanabilir arkadaşlar. Üçüncüsü ise hayız. Hayızlı olan bir kimse oruç tutamaz arkadaşlar. Bakmayın bugün bazıları işte hayızlı kadın oruç tutabilir vesaire. Hayır. Ayşe annemiz ve sahabe efendilerimizden bu konuda rivayetler var. Ayşe annemiz buyuruyor ki bizler Resulullah zamanında oruç tutmazdık hayızlıyken. Ve Ramazandan sonra oruçlarımızı kaza eder, namazlarımızı kaza etmezdik. Yani hayızken ne namaz kılardık, ne oruç tutardık. Ama temizlendikten sonra namazı kaza etmez, oruçlarımızı ise kaza ederdik. O yüzden hayızlı bir kadın oruç tutamayacaktır arkadaşlar. Fakat kazasını sonradan yapacaktır. Ramazandan kaç gün? 10 gün. Ramazan'dan sonra kazasını yapabilirsiniz. Ve en kısa zamanda yapmanız faziletlidir arkadaşlar. Mesela bazen şu da soruluyor. Ee, tabii bu sorular fetvada aklıma geldiği için burada da e, hani mutlak bıraktığı için ben aklıma gelenler üzerinden size yorumluyorum. Belki unuttuğum bazı şeyler olabilir. Onları yine de tekrarlıyorum sorarsanız ancak o şekilde cevap verebiliriz. Çünkü e, şu an aklımda gelen sorular üzerinden hani tek bir metin söylüyor kelime. O kelime civarındakilerini ben söylemeye çalışıyorum. Hayız meselesiyle alakalı arkadaşlar. Hani yine e, az önce dediğim gibi. Ne olursa olsun bu kişiler ruju tutmayacaktır. Ve en kısa zamanda yani Ankara'yı biz zaman bunu yerine getirmelidir. Ha, peki hocam ben unuttum. Bir durum oldu. Bir dahaki seneye kaldı. Arkadaşlar bir dahaki seneden sonra da tutabilirsiniz. Fidye vermenize gerek yok. O Şafii mezhebinde var. Biz Hanifilerde fidyeye gerek yok. Yani bir dahaki seneki Ramazan'dan sonra da kazanız kalabilir. Ama bu doğru bir şey değil. Bir. iki. Kaza borcunuz varken nafile oruç tutabilir misiniz? Tutabilirsiniz arkadaşlar. Ayşe annemiz Ramazanın kazasını bazen bir sonraki Ramazan girmeden hemen öncesindeki Şaban'da yapar ve arada da nafile oruçlar tutarmış. Sahabe efendilerimizden yine bu şekilde uygulamalar var. Bunlar bize gösteriyor ki demek ki farz olan bir borç olsa da nafile tutabilirim. Peki 3. Hocam ben hem farz hem nafile sevabını alabilir miyim bir oruçtan? Hayır. Ya nafile tutarsın ya farz tutarsın. İkisinden aynı anda sevap almak olmaz arkadaşlar. Yani bir kimse pazartesi günü kaza tutsak sadece kaza sevabı alır. Nafilinin sevabı o ayrıdır. Yani ikisini bir hamlede bir taşla iki kuş vuramazsınız burada. Çok eğer haris bir insansanız hemen kazanızı yapın, nafilileri de tutun. Yani insanlar maalesef duruyor, 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 duruyor. Çok mukaddes diyelim ki mübarek bir gün geliyor. Ben bugün tutarsam sevabına nail olabilirim. Ya geri de 200 gün geçmiş. Dolayısıyla siz orada bunun kazasını gayet rahat tutabilirdiniz. O sizin ihmaliniz. Olmaz. Bu Şafi mezhebinde var. Yani farz varken sünnet yapılamaması, tutulaması. Bizde yok arkadaşlar. Bizde tutabilirsiniz Hanifi mezhebinde. Dördüncü, nifas üzre olan hatun. Nifas olan bir kadın da aynı şekilde nedir arkadaşlar? Oruç tutamayacaktır. Nifas nedir? Çocuk doğduktan sonraki ilk 40 günlük sürede kadından lekelenme gelirse bu nifastır. Leke gelmesi temiz akıntı gelirse nifaslıktan kurtulmuş olur. Bununla alakalı da bunu da bilelim arkadaşlar. Yani lohusa, noksa bazen doğuda bizim oralarda öyle derler. Noksa. Veya luhusal, asıl olan lohusalıktır arkadaşlar. Tabi lohusalığın ne olduğuyla ilgili de biraz ilk derslerimizde bir konuşma yapmıştık. Dedik ki hani çocuk doğmasının akabinde lohusa olunur. Fakat e, şöyle bir durum da var orada. Mesela 2 aylıktan sonra bir çocuk düşmüşse o kadın da lohusadır. Yani çocuk anne karnında uzuvları oluşmuş ve düşmüş 3 aylık 4 aylık 5 aylık bir çocuk düşmüş ise bu kadından 40 gün içerisinde gelen tüm lekelenmeler lohusa olarak değerlendirilir arkadaşlar. Beşinci, gebe hatun kudreti yetmezse yani hamile bir kadın normalde şunu ifade edeyim. Günümüzde şöyle bir direkt durum var. Hamile misin? Direkt oruç tutmayabilirsin. Hayır arkadaşlar mutlak değildir. Hamile bir bayanın oruç tutmaması kadına veya çocuğa zarar durumuyla alakalıdır. Yani doktora gider. Doktor tabii inançlı bir doktora bu senin hamil, oruç tutma sana zararı var, günler uzun, şu var, şu eksikliğin var, işte kan eksikliğin var, ne bileyim şöyle bir vitamin eksikliğin var, ciddi ciddi sıkıntılar var der. Sen tutma derse o olabilir ama iki aylık mesela bir hanımefendi hamile oruç tutmuyor veya iki haftalık hamile oruç tutmuyor. Hayır. Yani hamile olmanız direkt size oruç tutmama ruhsatını tanımaz. Bilakis o hamilelik süresince tuttuğunuz oruç size zarar verirse, verme ihtimali varsa o zaman oruç tutmama ruhsatınız vardır. Bunun da arasını ayırt edelim. Burada ayın bir önemi yoktur arkadaşlar. Yani ister 2 ay ister 8 ay ister 9 ay olsun. Buradaki durum çocuğa veya kadına zarar durumuyla alakalıdır arkadaşlar. Tabi zaten aslında çocuk anneden vitamin her türlü alır. Anneden besinlen, besin değerlerini plasenta aracıyla sürekli zaten emer. Aslında bu tür noktalarda doktorların genel tavsiyesi eğer riskli bir düşme durumu yoksa çocuk düşürme anne içindir. Çünkü annenin besin değerlerinde ciddi düşüklük vardır. Onu da akşam yatsın ne bileyim bu vakitlerde vitamin hapları veya başka bir şeyler alarak giderebiliyorsa yine oruç tutsun. Ama benim en son size tevdi edeceğim kişi, kişi inançlı ve işini bilen bir doktor doktor hanımdır. Bu arada onu da demiş olayım. Yani bir bayan maalesef bunu görüyoruz bile tesettürlü kapalı bayan erkek doğum doktoruna gidiyor. Bu olmaz arkadaşlar. Bir sürü bayan var. Bir sürü bayan doktor varken neden erkek tercih edilir? Bunu anlamış değilim gerçekten. Bu olmaz. Ne olursa olsun bayanlar bayan doktora gidecekler arkadaşlar. Ha bir risk vardır. Öyle bir sıkıntılı bir pozisyondur ki hastalık vardır ki hiçbir bayan doktor cesaret edip buna giremez. Diyelim ki alanında gerçekten mahir birisi vardır. Tek çare odur ayrı. Ama alternatiflerimiz varken alternatifler zorlanmalı ve kullanılmalıdır arkadaşlar. Peki. Beşinci gebe hatun kudreti yetmezse nedir arkadaşlar? Aynı şekilde oruç gebe olan bir kimse oruç tutmayabilir. Altıncısı. Altıncı. Emzikli hatun çocuğuna varar gelirse. Eğer emziren bir kadın diyelim ki oruç tutsa sütü kesilecek. Ve çocuk ek gıda almıyor. Burada onu ayrı edebiliriz belki. Ek gıda alan ek gıda almayan. Eğer ek gıda almıyor ise ve oruç tutması halinde annenin sütü hemen çekiliyorsa, çocuk aç kalıp sıkıntı çekiyorsa o zaman tutmayabilir. Niye? Çocuğa zarar var burada. Ama çocuk ek gıda alıyor. Süt de çok azalmıyor. almıyor. İdare ediliyor. O zaman tutmasını tavsiye ederiz. Ha hocam benim ek gıda alıyor ama yetmiyor. Süt de çok istiyor ve çok sıkıntı oluyor derse o zaman nedir arkadaşlar? Tutmayabilir. Yine kuralımız ne? Anneye veya çocuğa oruç tutması zarar veriyorsa tutmayabilir arkadaşlar. Bunu da yine doktorla istişare ekseninde hareket etsin. Yedinci Şeyh-i Fani. Yedinci kimse de oruç tutmama ruhsatı olan Şeyh-i Fani'dir. Şeyh-i Fani kimdir? Yaşlı olan bir kimse. Yani o kadar yaşlanmış ki bir hastalığı yok, bir şey yok ama vücudunda acziyet var. Hani o men nu'ammirhu, bismillah ve men nu'ammirhu, nunekkishu fil Biz kendisine ömür verdiklerimizi yaratılışta zafiyete çeviririz. Yani gücünü kuvvetini düşürürüz. İnsan yaşlandıkça gücü kuvveti düşer. Artık dayanma gücü zayıflar. Bedensel fonksiyonları ise yavaşlar arkadaşlar. O yüzden bu tür kimse oruç tutması durumda hastalayacak. Bunu doktorla istişare eder. Zarar olacaksa bu durumda bu şeyh nedir arkadaşlar? Oruç tutma var, vardır. Bazen tabi günümüzde şunu da söyleyeyim. Günümüzde bize şunu soruyorlar. Hocam Alzheimer olan kimseler tutar mı? Burada arkadaşlar doktorla istişare edin. Yani git gel çok oluyorsa zaten e, unuttuğu zamanlarda tutmasının, yemesinin ona bir zararı yok. Eğer aklı git gel oluyorsa en kötü kazası gerekecektir. Kazasını tutma ihtimali yoksa fidyesi gerekecektir. Ama onun o şekilde bozmasının ona bir zararı olmayacaktır. Yani hatırlatırsınız anlar anlar, anlamazsa anlamaz. Bu kademe kademe bazıları çok ileridir, bazıları yeni iptidaydır. Genel unutma yok ama bazı şeylerde karıştırma var. O yüzden bu hastanın durumuna göre değişir. Bununla alakalı da bilgimizi yine bizim fıkıh kurulumuza, İsmaila fetva hattımızı arayarak oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Peki. E, isterseniz arkadaşlar bugünkü dersimiz burada kalsın. E, bir sonraki dersimizde e, oruçtaki niyet meselesiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد